Risale-i Nur hiçbir şeye alet olmadığını, olamadığını. Risale-i Nur hiçbir şeye alet olamadığını ve rıza ilahiden başka hiçbir maksada vesile olamadığını ve doğrudan doğruya her şeyden evvel iman hakikatlerine ders vermek ve bir çare zayıflerin ve şüpheye düşenlerin imanlarını kurtarmak olduğunu elbette sizin gibi nurun has şakirtleri biliyorlar. Devam edelim mi yoksa biliyor bu kısma, oldukları halde niye bu kısma bir nazar... Hemen onu sorayım. Biliyor oldukları halde niye söylüyor? Hani şurada şöyle bir tabiri neyse, şöyle nezih bir şey var mı? Bir hakikat öğreticiliği var mı? Ve hakikat talimi var mı tabiri yerindeyse? Yani kibarca hani bunun böyle olduğunu zaten hani biliyor olmanız gerekir. Evet. Gibi. Sen... Çok hoş. Hatta yani o bilmelisiniz gibi bir emir gibi yerine sizin zaten bildiğinizi varsayarak şimdi bu hakikati anlatıyorum. Evet. Yani şunu gibi mesela diyelim ki namazla ilgili konuşuyor. Ehli iman insanlara yani müminler işte namazın müminin miracı olduğunu, Allah'ın kullarından günde 5 vakit namaz istediğini biliyorlar. Evet. Mesela. Demek nedir? Orada mesela belki namaz kılmayan ehli iman olan ama namazla ilgili problem olanları var. Onlara kibarca bir... Çok zarif bir üslupla. Evet. Çok hoş. Niye namaz kılmıyorsunuz? Demek değil bu. Evet. Yani öyle bir üslubun getirdiği bir belki farklı problemler olacak. Yani bu uygun daha hani pozitif bir üslupla hani diyeyim o öyle konuştuğumuz o namazın namaz kılmayanın namaz kılması gerektiğini hatırlatmak. Burada da biraz böyle bir durum var mı diye kendimce düşündüm. Çok hoş. Yani o az önce namaz örnekliğinde ifade ettiğiniz manada yine iman temelli bir bakış açısı var. Evet. Mümin zaten bu hususiyetleri taşıdığını bilendir. Evet. Mümin bu hususiyetleri taşıyandır. Evet. Manasını mündemiş çok zarif bir üslup var. Evet. Dolayısıyla zaten kendisini iman temelinde o şemsiyenin altında hisseden bir mümin dolaylı bir biçimde şunu fark etmiş oluyor. Bir mümin namaz kılmalı. Evet. Cenab-ı Hakk'ın emrine bu anlamda ittiba etmeli. Evet. Çünkü o namaz kılma özelliği bir müminin en öndeki özelliklerinden biridir manasını ders almış oluyor. Ama kendi nefsi de o esnada bir maraz çıkaramıyor. Evet. Yani burada böyle bir manası. Bu arada parantez olarak söyleyeyim bir şey. Çok hoş. Öyle tanıdığım hani bir kişi var hani Allah hayırlı ömürler versin. Amin. Kendisi mesela namaza başlamasını böyle bir şeyle açıklamıştı. Hani yanılmıyorsam İmam Gazali'den mi okumuş? Hani böyle bir şey. İşte namaz kılmayan dinden çıkar mı gibi bir soruya cevap. Diyor şey. Yani namaz kılmayana kafir denmez ama müminler namaz kılar. Aynı mananın olumlu bir üslupta. Diğerinde olumsuz cümle. Evet. Nefis-i seva hemen devreye giriyor. Ama olumlu bir cümlede kendini işin içine yani katarak. Yani o beni uyandırdı demişti. Müminler namaz kılar. Yani burada da şey Risale-i Nur'un has şakirtleri Risale-i Nur'un hiçbir şeye alet olamadığını ve rıza-i ilahiden başka maksat da vesile olamadığını biliyorlar. İman hakikatini demek, ders vermek esası olduğunu biliyorlar. Çok güzel. Çok hoş. Yani tebliğde müthiş bir metot. Bir, Allah ebeden razı bir olsun. Bir nezahet, bir nezaket. Evet, dersi. Çok zarif. Evet. Haddi zatında muhatabın da işini kolaylaştırıyoruz değil mi Metin abi onunla? Yani tebliğde en önemli usul ve üslup açısından da bir müminde bulunması gereken zenginlik bu olsa gerek. Çünkü hani şu başka risalelerde de sıklıkla bu karşımıza çıkacak veya mektuplarda. Üstadın zaten ayırdığı önemli bir şey. İhlas Risalesi'nde de söylediğim. Sizlerin kalp, akıl ve ruhunuzu itham etmiyorum. Evet. Risale-i Nur verdiği tesire bina itimat ediyorum. Fakat herkeste nefis bulunur ve heva ve his ve damar pardon heva ve his ve vehim damara dokundurur. Şimdi kendimizden de hani bunu biliyoruz zaten. Evet. Şimdi doğrudan şahsımız hedef alınarak bir şey alındığında nefsimizin imtihanı ağırlaşıyor. Çok zorlanıyoruz kabul etmekte insan. Evet bu defa hani lafı yedi yapmak zorunda kaldı diyecekler filan gibi nefis bu damardan girerek bizi alıkoymaya çalışıyor. Evet. Ama onun şahsını doğrudan hedef almadan hani kişiliğine ilişkin bir saldırı barındırmadan meseleyi söylediğimizde işte eylem ve sıfatını. Burada bunun bir şeyi Risale-i Nur talebesi
böyle böyle olduğunu, böyle olduğunu biliyorlar ve böyle yapıyorlar. Evet. Dediğinde muhatabın akıl, kalp ve ruhuna yardımcı olunuyor, o hitap ediliyor ve dolayısıyla onların nefse galebe çalmasına bir vesile hazırlanıyor. Lojistik bir destek. Dolayısıyla bence bu paragraf başlı başına kısa bir paragraf ama yani çok güzel bir çok usul dersi veriyorum size.